Evet, yeni yılla birlikte maaşlara da zam yapılmıştı. Bildiğiniz gibi asgari ücret 4.250 lira oldu. Taban emekli maaşı 2.500 lira oldu. Ama kara düşen yağmur damlası gibi, karaya düşen yağmur damlası gibi bir anda eridi o maaşlar. Çünkü iktidar yaptığı maaş zamlarının üzerinde, çok daha üzerinde tüketim zamları koydu vatandaşın önüne. Üzerine bir de yüksek enflasyon rakamları açıklandı ve çıkmaza girildi. Her birimizi daha zora sokacak araştırma rakamları ise açlık ve yoksulluk sınırları oldu. Bakıyor ne diyeyim? Günümüzü zor kurtarıyoruz. Haftayı zor çıkarıyoruz. Ucuzdan bir şey yok ne marketlerde ne pazarlarda. Hani kaşığından verip kepçeyle alıyor diyorlar ya, aynı o iş bu. Derinleşen ekonomik kriz içinde vatandaş için şartlar gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Özellikle dar gelirli aileler gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanırken açlık sınırı rakamları asgari ücretin bile üzerine çıktı. Hal böyle olunca sofralardan her gün bir ürün daha eksilmeye başladı. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya oranla 272 lira artarak 4.924 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 10.089 liraya çıktı. Yani 4.253 lira olan asgari ücretten çok çok fazla. Eğer 10.000 lira yoksulluk sınırıysa 4.250 lira asgari ücretse o zaman ölüyoruz. Hiçbir şey alamadık, alacağımız da yok yani. 200 lira bırakacağız, bu hafta yetmez yani. Bir tane kereviz aldık, iki kivi aldık. Haneyle. Evet. Ne yapalım abla? Onu da sadece torun için alıyoruz. Başka alamıyoruz. Yarım kilo da avuç aldık. Dengeli ve sağlıklı beslenebilmek için alınması gereken gıda maddelerindeki sepette et, balık, yumurta olması gerekiyor. Bu gıdalardaki fiyat artışı son bir yılda 478 lira artarak 1406 liraya kadar çıktı. Kırmızı eti aydan aya 200 gram olarak alabilen yurttaş, rutin olan pazar alışverişinde de ne istediğini alabiliyor ne de sepeti doldurabiliyor. İnan ki var ya, böyle aç duruyor. Herkes abi çürük çarık döküntü topluyor. Herkes ondan sonra baştakiler iyi iyi yesin, bir peynir alamıyor. Ondan sonra et de yemiyor, peynir de yiyemiyor, süt yoğurt da yok. Onları yesin, biz de onda soğan ekmek yiyeceğim, makarnaya talim. Yumurta bile artık lüks, lükse girdi. Yağ lükse girdi. Mesela bunlardan çok kısıtlama yapıyoruz. Tavuk, beyaz et, balık. Bunlar vitamin olarak alınması gerekiyor ama her şey lükse bindi. Cep yakıyor, cep. Cepi yakıyor, nasıl fiyata? Pahalı. Neler alabildin? Ya aldım, bir şey almadım, limon alayım toruna. Bir şey almadım daha. Yok, para yok cepte, neyle alacaksın? Tüketicinin dilinden cep yakıyor cümlesi eksik olmuyor. Öyle ki vatandaş sofrasından mecburiyetten her ay bir ürün daha çıkarıyor. Artık temel ihtiyaçtan çıkıp lükse giren birçok ürün var. Örneğin meyve. Geçen yıla kadar 259 liraya 3 çeşit meyve alınabilirken şu an bu rakam 342 liraya ulaştı. Dahası artık taneyle alışveriş başladı. Yeşillik yiyemiyor. Meyve de yani zoraki alıyorsun. Artık kuru diri bir şeyler yemeye çalışıyoruz. Yapacak meyve bir şey. Pahalı mı? Herhalde pahalı. Ucuz var mı? Ucuz bir şey var mı? Yani vitamini biz zaten meyve sebzeden ve etten alacağız. Bunlardan alamazsak biz o zaman boş boşuna aşı da olmayalım, virüsten de korunmayalım yani. İstediğimi alamıyorum. Sadece karnımı doyurabiliyorum. Başka değil. Mesela ben tulum peyniri yiyordum, yiyemiyorum şimdi. Hep tulum alırdım ben. Her şeyi yiyordum ama şimdi yiyemiyorum. Mutfakta tencerelerin kaynamasını sağlayan besin maddeleri makarna, un ve ekmek oldu. Sebze meyvede düşen alım gücü haliyle pazarcı esnafını da etkiliyor. Çünkü artık gelen müşteri çıkma ürün alabiliyor. Yani masraf çarpı 5, kazanç aynı. Değişen hiçbir şey yok. Çıkma mali taraf daha çok artıyor. Yani birinci mal burada alamaz ki kimse. Vallahi bu armut halde birinci mal 7 lira 8 lira. Esnaf ne yapıyor? Gidiyor çıkmasını alıyor. Hani diyor biraz diyor ucuz satayım diyor. Millet diyor yesin diyor. Tezgahım diyor boş kalmasın. Yani zaten iç piyasaya birinci mal gelmiyor abla şu an. Hep ihracat olduğu için yiyemeyiz. Yani biz birinci mal yiyemeyiz. Ne biz alırız ne de onlar alır. TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ise konuyla ilgili halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir. Biz yaşam maliyeti hesaplayan bir kurum değiliz dedi. Ancak açıklanan enflasyonla raflarda hissedilen enflasyon arasındaki dev uçurum maaşları almadan eritiyor. Yani ben bu malı 5 lira satma yerine 7 lira satarsam bu neye giriyor? Enflasyona girmiyor mu? Doğalgaz geliyor 2 milyar, elektrik geliyor 2 milyar, su geliyor 1 milyar. Neyine etsin ki bu halkın?
Keşke 500'ü yapmasaydı da fiyatları da bindirmeseydi. Temel ihtiyaçlar, temel gıdalar bile lüks oldu dedik. Evet, ekmek de artık lüks oldu. Her gün ayrı bir halk ekmek büfesi önündeki kuyruğu ekrana yansıtıyoruz. Dün de metrelerce karın altında bu soğukta 1-2 lira kar etmek, daha fazla başka gün ekmek almak veya başka ihtiyacını o ettiği karla gidermek için en azından birikim yapabilmek için saatlerce bekleyen vatandaşlarımızı ekrana getirmiştik. Ne yazık ki bugün de getireceğiz. Çünkü durum bu. Ekmek bile lüks hale geldi. İnsanlar halk ekmek büfeleri önünde saatlerce bekliyorlar daha uygun fiyata ekmek alabilmek için. Yine bir halk ekmek büfesi, yine uzayıp giden kuyruklar. Görüntülerin adresi İstanbul Sultan Gazi'de bulunan halk ekmek büfesi. Etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışına rağmen yurttaşlar yine daha ucuza ekmek alabilmek için halk ekmek büfesinde kuyruğa girdi. Yokluktan bekliyoruz. Varlığımız olsa hiç beklemezdik. Ekmeğe gücümüz yetmiyor. Halimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bütün insanları diyorlar ya, sıraya girenler ekmek sırası değil diyorlar. Görsünler işte bak milletin halini. Büfede ekmek tükenmesin diye saatler öncesinden başladı sıra. Bu havada 2 saat önceden gelip sıraya giriyoruz. Yani bunu görsünler. Geçinemiyor millet, halk aç. Aç millet. Bak 2 saat 3 saattir buradayız. İnsanların hepsi niye sıraya giriyor kardeşim? Yetmiyor para. Ne yapsın? Verdiği bir emekli parasını da hepsini geri alıyor bu sefer de. Kuyrukta ekmek almak için bekleyen bir vatandaş kameralara evine gelen kabarık faturayı gösterdi, isyan etti. Bir ev faturasıdır 516 milyon para. Çalışan yok. 10 tane nüfusum var benim. Şimdi kuyrukta ekmek bekliyorum. Günde 20 tane ekmek alıyorum. Bir de bu faturayı ödeyeceğim. Ben nasıl ödeyeceğim? Yani Allah kabul etmesin diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum ben. Ekmek alamıyoruz maalesef. Dışarıda emekliyim ben. Dışarıdan ekmek pahalı. 4 lira 5 lira. Mecburen buradan var. İstirada bak karda kışta. Bizi bu duruma düşürenler utansın. Öyle diyeyim.